Kıymetli arkadaşlarım, ben şunu söylemek istiyorum. Bizim mesleğimiz kutsal falan değil. Bizim ekmeğimiz kutsaldır. Çoluk çocuğumuzun geçimini biz muhasebe işinden elde ediyoruz. Serbest muhasebeci mali müşavirler olarak diyorum. Yeminle arkadaşlar kendi işlerini bilirler, bilmiyorum. Ama benim burada olmamın sebebi gerçekten yoksulluk sınırında olan maddi ve manevi mobbinge uğrayan mali müşavirlerin sesi olmak için geldim. Ve ben aday olmak için bunları söylemiyorum. Seçilmek için bunları söylemiyorum. Ta Urfa'dan bir sarıdan yaparak, yani bir başkaldırı yaparak bağımsız olarak buraya geldim. Belki de mesleğimin sonuna gelmişimdir. Ve bunları anlatmak için aday oldum. Ama eski bir deneyimli bir siyasetçiyim. Başkanım 3 dakika mı 5 dakika mı? Gerçekten bunu anlatayım arkadaşlar. Evet. İnanın, inanın içinde öyle şeyler var ki ve projeler var ki şu anda zaman bulamıyorum. Arkadaşlar zaten anlattılar. Bu dönemde çok güzel bir şey var. Çok sayıda bağımsız delege var. İşte onları gerçekten saygıyla selamlıyorum, o bağımsız delegeleri. Şimdi arkadaşlar, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Türkiye'liyiz. Hepimiz serbest muhasebeci mali müşaviriz. Ancak emeğimiz sömürülüyor. Bunu anlatmaya hiç gerek yok. Tablolar, tabalalar kaldırmaya filanı falan övmeye hiç gerek yok. Filana oy verin, falanı vermeyin. Hiç buna da gerek yok. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu serbest muhasebeci mali müşavirler özellikle yeni başlayanlar, yeni dediğim 4-5 yıl, vallahi billahi gariban çocuklarıysa yoksulluk sınırındadır. Hangi onurdan bahsediyorsunuz? Bir insanın karnı açsa, kusura bakmasınlar, o mesleğin itibarından falan söz edilemez. Buraya gelen delegeler birçoğu, ben de dahil. Son dakika sayın. Tuzumuz kuru arkadaşlar, benim de işim yerinde. Ama ben o garibanların sesi olmak için buradayım. Ve ben biliyorum ki seçim matematiksel bir şeydir. Ben seçilemeyeceğim için daha önce seçilmiş olan 3 gruba da kesinlikle oy vermeyin diyorum. Denedik muhalefetin de iktidarında. Ben şu anda son 2 grup, 5 grup varmış. Onlar için gerçekten destek istiyorum. Özellikle Eyüp Sabri Güler kardeşimize yapılan haksızlığı duydum. Bu nedenle 3568 sayılı yasaya, pardon, platformuna oyumu vereceğim. Vallahi billahi hiçbirini de tanımıyorum. Saygılar sunuyorum ve ben adaylıktan çekiniyorum. 3568 sayılı platforma oyumu vereceğimi söylüyorum. İnşallah güzel şeyler olur. Çok fazla da umutlu değilim. Maalesef saraylar yerinde duruyor. Sadece kararlar değişiyor. Bir abimiz demişti ki birinden çıkmışsa kral çıplak. Arkadaşım diyorum, kralda utanma yok ki. Hürmetlerimi sunuyorum, selamlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum diyorum. Saçık kurumunu istedim.